biraz daha öteye gidelim. Siz de beraber zaman zaman seyrediyorsunuzdur akıl odasında ve diğerlerinde Başak Hanım'la beraber programlar yapmaya çalışıyoruz. Ben sizin evinize gelsem, hepinizin evine gelsem, kapınızda çalsam, tık 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 diye kapınızı çalsam, kapıyı açtınız, ismini de söylemene gerek yok. Beni tanımıyorsunuz, ilk defa karşılaşıyoruz. Diyorum ki evinize ne kadar para varsa getirin. Sizin ilk soracağınız soru nedir? İlk yapacağınız şeylerden bir tanesi bununla ilgili bir kavga yaparsınız değil mi? İşte hanımefendi tabii yöntemsel olarak sinir bozmaya çalışıyor öyle söyleyeyim. <laughs> Vazgeçiyor. Ama önce bir itiraz edersiniz. Dersiniz kardeşim sen ne yapıyorsun? Veya şunu söylersiniz. Ben ileri götürdüm hadi. Parayı da getirdi. Yetmedi bana. Dedim ki arkadaş çocuklarınızdan bir tanesini alıp götüreceğim. Aldım çocukluğunuza götürdüm. Hiçbiriniz bu söylediklerimin hiçbirine müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Kavganızı yaparsınız, mücadelesini yaparsınız, her türlü şeyinizi yaparsınız. Doğru mu? E o zaman ben size söyleyeyim. Yıllardan beri bu ülkenin kaynaklarından bu ülkeye savaş açmış olanlarla bu ülkenin evlatlarını kapı çalarak demeyelim ama bir şekilde çalan FETÖ'cüleri dahil olmak üzere. İtirazımızı niye yüksek ses yapmadık o zaman? Bizim evin kapısı çalınmadığı için mi? veya direkt cebimizden girmediği için mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında cebimizden alınıyor ama nasıl alınıyor biliyor musunuz? Devletin kaynakları size aktarılacakken o heriflerin oyun ve tezgahları sonucunda aslında size gelmiyor. Aslında hepinizin evi kapısı çalınıyor. Bir şekilde sizi o şekilde buluyorlar. Biz bunu anladığımızda bu işi becereceğiz. Bana birisi bir şey demişti. Almanya'da yurt dışında yaşayan var mı buraya? Türkiye'ye geri dönüş yapan var mı? Siz mi? Nerede yaşadınız? Almanya'da yaşadınız. Almanya'dakiler çok daha mı vatansever? Ben bu soruyu onlara sordum. Cevabı biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela çöp atar birisi. Çöp atanı gördüğünde uyarır. Hatta şikayet eder sizi. Doğru mu? Zamanda çöpü çıkartmadığınızda şikayet eder. Ben bunu sordum, dedim ki ya dedim, siz dedim çok mu temizsiniz? Hani çok mu vatanseversiniz? Söyleyeceğim, dur geleceğim sana, bana geleceğim. Siz çok mu vatanseversiniz? Yok dedi. Ben dedi o çöpü oraya attığında başkası onun için gelip o çöpü almak için devlet bir para harcayacak ve o harcayacak para aslında benim kaynaklarımdan gidecek. Ben aslında cebimi koruyorum dedi. Parasının Bana... kıymetini biliyor yani. Öyle mi? <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak ciddi söylüyorum aynen öyle. Veya herhangi bir yolsuzlukla ilgili, herhangi bir usulsüzlükle ilgili. Ya biz şunu öğrenmek zorundayız. Biz kavgamızı devlet için yapmaya başladığımızda aslında kendi içimizde yapmayı öğrenmiş olacağız. Biz devleti daha farklı görüyoruz, daha başka bir yerde görüyoruz. Yok arkadaşlar, devlet hepinizsiniz, hepimiziz. Devlet soyut bir kavram. Somut olan sizsiniz. Devleti ortaya çıkartan, vatanın üzerinde millet olarak hayata geçiren siz dersiniz. Devletin içindeki kaynakların veya devleti dışarıdan yıkmaya çalışanlarla kavga ettiğinizde aslında cüzdanınızda koruyorsunuz, evinizde koruyorsunuz, namusunuzda koruyorsunuz, vatanı da koruyorsunuz, her şeyi koruyorsunuz arkadaşlar. Kimisi diyor ki petrolümüz yok. Kimisi diyor ki yanlış yerdeyiz. Yanlış yerdeyiz? Nasıl yani? Yani coğrafya Hani yani diyorlar ya coğrafya kaderdir. Ha, biz İsviçre'nin olduğu yerde olmuş olsaydık şu anda çok zengindik. Norveç'in olduğu yerde olmuş olsak muazzam paramız vardı falan diyorlar ya. Veya biraz daha öteye götürüyorlar. Biz çok çalışmıyoruz. Bu sefer şeye geliyoruz. Kendimizi aşağılamaya geliyoruz. Sonra diyoruz ki biz... Ee, biz diyor fazlasıyla işte vatansever değiliz. Böyle saçma sapan yerlere gidiyoruz. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Mesela Irak'ın petrolü mü yok? Yok yok. Irak'ın petrolü mü yok? Mesela Irak'ta kişi başı gelir 100 bin dolar mı? Peki. O zaman biraz daha gidelim. İsviçre'nin petrolü mü var? Yok. O zaman biraz daha gidelim. Hadi biraz daha şey yapalım. Biz daha az vatansever miyiz diğerlerine göre? Mesela vatan millet konusu olduğunda bir Fransız bizden daha mı vatansever? Yok, biz daha vatanseveriz. Buna kesin eminim, gördüm, yaşadım, biliyorum. O zaman bir şeyde bir hata yapıyoruz. Hatayı bulduğunuzda çözümleri de buluyorsunuz. Bakın bizim hatamızı söyleyeyim. Açık söylüyorum size. Hadi beraber gidelim, biraz düşünelim. Bugün dağda 20 yaşındaki delikanlı hangi kuşaktan? Z kuşağı değil mi? Öyle değil mi? Z kuşağı değil mi? Peki. Onun bir öncesi kuşak hangisiydi? Y. Yeah. Barikatlar döneminde ee, Güneydoğu'da çatışmalar başlayınca 5000'e yakın özel harekatçı alınmak istediğinde her gün şehit geldiğinde 250 bin genç 250 bin genç başvurdu. O zaman bazıları şöyle açıklamalar yaptılar. E tabi büyük bir işsizlik var. Tabi büyük bir işsizlik olduğu için e, onlar özel harekatçı olmak. O zaman şöyle söyleyeyim. E şimdi de işsizlik var. 15 bin liraya maaş beğenmiyorlar diyorsunuz. Niye ona girmiyorlar da özel harekatçı olmak istediler? Hadi biraz daha devam edeyim. Biraz daha devam edeyim. 15 Temmuz gecesi 16 yaşı, 16 yaş dahil olmak üzere... 21 yaşına kadar, 22 yaşına kadar sokağa çıkanların ne kadarı 16 ile 21 yaşın arasındaydı biliyor musunuz? %35'i. Bakın ben üniversitelere gidiyorum, Üniversitedeki öğrencilerle karşılaşıyorum. İşte delikanlılar gibi gidiyorum, delikanlılarla beraber karşılaşıyorum ve onlarla beraber yaşıyorum. İnanın ee, vatanseverlik algımızda farklılıklar olabilir, ama ben gençlerin asla vatanseverliği konusunda bizden bir gram aşağı alttan düşünmüyorum. Bizden daha fazla sorguluyorlar. Bizden çok daha çabuk ikna olmuyorlar. Bizden çok daha fazla araştırıyorlar. Ama bu onların az vatansever olduğunu göstermiyor. Onların çok daha akıllı olduklarını gösteriyor. Size bugün fuarda gezerken profile bakıyorum şöyle. Profile bakıyorum. Oradaki mühendislerin tamamına yakını genç. Bunlar da genç çocuklar. Ve bu çocukların tamamı yurt dışında bugün 20 bin euroya da maaş bulabilirlerdi. Hatta 20 bin euro maaş veriyorlar. Ama hala kalıp Türkiye'de o işlerin başında kalmayı tercih ediyorlar. Sakın bu yapmayın. Ben sizin için de söylüyorum, kendim için de söylüyorum. Zaman zaman kızıldığımız zamanlar olur. Yok arkadaşlar. Eğer çocuklarımıza bir hata varsa, bence çocuğumuza değil, kime bakalım? Kendimize bakalım. Çok güzel bir, geçen gün seyrettin mi sen onu Twitter'da? Hangisini? Bir tane anne arabanın içinde İngilizce bağırıyor kendisine, kızıyor. Aa, evet, evet. Onu anlatsana ben, ya da ben de tarif edeyim sana. Şimdi bir anne ebeveyn olmakla ilgili aslında hezeyanlı yaşıyor yani. Ee, evet aynen öyle. Yani İlk çocuğu olmuş. Çocuğu 2-3 yaşına gelmiş. 2-3 yaşına gelmiş. Tabii ki ebeveynler çok iyi bilirler hem anneler hem babalar ama biraz annelerde yük daha fazla aynen. olduğu için değil mi hanımlar? Onlar daha iyi bilirler belli bir noktadan sonra her şeye yetişme, her şeyle baş edebilme ve aslında bir insan şekillendiriyorsunuz. Yani büyütüyorsunuz. Hal, tavır, değil mi? Ona bir gelecek sunma kaygısı. Artık arabanın içerisinde bir yetersizlik hissiyle, o çocuğa yetişememe hissiyle. Çünkü bizim çocuklarımız işte burada Kerem gibi yanındaki arkadaşları gibi onlar İçinde bulunduğumuz bu teknolojinin bizi sürüklediği dünyanın bize göre çok daha fazla hakimi e, bireyler. Dolayısıyla onlar bizim bilmediğimiz arayolları biliyorlar, bilmediğimiz kapıları biliyorlar bunları kullanırken. Dolayısıyla o çocuğa yetişebilme, ona yetebilme kaygısı anneyi böyle o arabanın içerisinde bağırır hale getirmiş. Şöyle bir deyim kullanıyor, belki doğrusu da bu diyor ki işte kızıyor. Ona nasıl davranırsam öyle davranıyor. Ayna gibi diyor. Gibi. Ayna gibi diyor. Ben de ne görüyorsa aynısını yapıyor diyor. Şunu fark ettim diyor. O çocuğun iyi olabilmesi için benim iyi olmam gerekiyor diyor. O zaman Hadi söyleyeyim ben. size. Çocuklarınızda eğer bir problem varsa çocuğunuza kızmaktan öte önce kendinize kızacaksınız. Sorgu buradan başlayacak.